kiliselerindeki ibadetlerse kısaca bahsedeyim. Sadece bugün ruhbanlar yapıyorlar. Ruslarda, Yunanlarda, Sırplarda, Bulgarlarda, Ermenilerde, Kıptilerde, Süryanilerde, Nasturilerde, Maronilerde, Keldanilerde, manastırlarında günde 5 vakit namaz var. Savun kelimesi de yine Süryanca'dan Arapça'ya geçmiştir. Sabah namazı 4 rekattır. Öğlen namazı 10 rekattır. Akşam namazı 6 rekattır. Gariptir, sabah namazı güneş doğmadan önce kılınır. Öğlen namazı güneş tam zevaldeyken kılınır. Akşam namazı da güneş batınca kılınmaya başlanır. Kilisede toplu olarak ruhbanların kıldığı bu namaza 5 yıl boyunca ben de onlarla beraber bu namazı kıldım. Yani ben onlar gibi ben de Süryani olmuşum şeklinde değil. İlk gittiğim gün benim odama seccade koymuşlardı. Onlara müteşekkirim o açıdan. Hatta bana niye katılıyorsun dediğinde ben bir şeyi en iyi öğrenmek zorundayım. O yüzden ben mesela sekerat-ı mevt halindeki bir Hristiyan hastayı yağlayabilirim. Nikah kıyabilirim, vaftiz yapabilirim. Yani bunları yaptım onlarla beraber. Namazda, namazın farzları, önce dizilişlerini söyleyelim. Kilisede en ön safta erkekler vardır. Onların arkasında çocuklar yer alır, kadınlar da en arkadadırlar. Hristiyanlıkta tesettür İslam gibi farzdır. Normal Hristiyan kadının tesettürü rahibelerin tesettürüdür. Yani sonradan şeriat işte kalktı, o normal vatandaş şeriatı. Hala da kiliseye gittiklerinde diğer insanlar da başlarını örterler. Ama Hristiyanlığın kadına bakış şeyi, tesettürü rahibe kıyafetidir. O da normal insan kıyafeti o. Aynen namazda kıyam onlarda da namazın şartlarındandır. Ve kıyıyor mu diyorlar. Aynı. Ellerini şu şekilde bağlarlar. Bu Kıptilerde de böyleydi. Nasturilerde de böyle. Süryanilerde de böyle. Ellerini böyle bağlarlar. Sonra kıraat gelir. Bu kıraatte de İncil'den hiçbir şey okumazlar namazda. İncil'in vahyedilen bir kitap olmadığını onlar öyle kabul ediyorlar. Ellerindeki İncil'in biyografi kitabı olduğunu, Luka tarafından, Yuhanna tarafından, Matta tarafından, Markos tarafından yazıldığını, İsa'nın hayatını anlatan kitap olduğunu onlar öyle söylüyorlar. Müslümanlarla anlaşamadıkları nokta da burası. Müslümanlar diyorlar ki sizin kitabınız tahrif edilmiş. Onlar da diyorlar ki hayır, onu nereden çıkarıyorsunuz? İki tarafta doğru söylüyor. Müslümanların kastettiği Hazreti İsa'ya Allah tarafından vahyedilen kitaptır. Onlar böyle bir kitaptan habersizler. Mantalitelerinde de böyle bir şey yok. Onlar Matta'nın yazdığı biyografi kitabına İncil diyorlar. Niye değişsin diyorlar, yani niye tahrif edilsin diyorlar. Hadise bu. Bu yüzden oradaki yazıların kutsiyetin olmadığını biliyorlar onlar. Ve namazda Zebur'dan okuyorlar. İncil'den okumuyorlar. Ve Zebur'dan okudukları ayetler de Allah'ı yücelten, ona hamd, sena ve şükür ifadelerinin bol olduğu kısımları okuyorlar. Kıraat bittikten sonra rükûya varıyorlar. Aynen böyledir. Müslümanların namazda yaptıkları gibi yapıyorlar. Ve bu rükûda da biz 3 sefer Sübhane Rabbiyal Azim deyip duruyoruz. Onlar biraz daha uzun duruyorlar. Ortada bir şeyler okuyorlar gene. Allah'a hamd ediyorlar. Rükudan sonra düzeliyorlar tekrar. Ve onun arkasından secdeye gidiyorlar. Secdeyi burada yapayım. Görün.
Aynen bu şekilde gidiyorlar. Böyle insanlara göre değişiyor. Kimisi böyle Müslümanlar gibi böyle eğiliyor, kimisi direkt böyle eğiliyor. Şu dizlerini koyuyorlar, ellerini de koyuyorlar. Kimisi alnını yere vuruyor, kimisi şu kadar eğiliyor, yere vuruyorlar. O biraz kişiden kişiye yani değişen bir durumdur. Ve ondan sonra bu secdeyi de iki sefer yaptıktan sonra tekrar kalkıyorlar. Bizdeki namazdan farklı olarak iki rekatın sonunda oturma yoktur, tahiyyat yoktur. İki rekatta bir selam veriyorlar. Yani namazları, on rekat öğlen namazının her iki rekatında bir selam veriyorlar. Bu üç vakti cemaatle kıldıktan sonra farz olan iki vakit daha var. Birisi bizim yatsı namazına denk geliyor, birisi ikindi namazına denk geliyor. Onları rahipler kendi odalarında kılıyorlar, tek başlarına. Bu içtihatla böyle edilmiş. Eskiden beş vakit de kilisede kılınıyordu. Fakat dünya işleri de çoğalınca dediler ki, fazla zaman alıyor, başka iş yapamıyoruz. İki vakit odada. Peki geri kalan iki veya üç vakitleri daha var. Birisi tam bizim kuşluk vaktinde kılınan namaz. Güneş doğduktan sonra, iki mızrak boyu yükseldikten sonra kılınan bir namaz. Aynen onlar da o zamanda, onlarda da nafiledir bu. Birisi de gece yarısı kılınan teşerrüt namazı. Karşılığı gecede kalkıp kılıyorlar. Bazıları bunu 7 değil 8'e çıkarmışlar. Bizim vitir namazına benzer bir şey o.